Örneğimizde boş bir montaj çalışması yapalım. Bunun için yeni seçeneğini tıkladıktan sonra montajı seçiyorum. Yeni bir montaj dosyası açıldığında montaja başlamak için karşımıza otomatik olarak bir pencere çıkar. Bu pencerede hangi parça ya da başka bir montajla başlamak istediğimi sorar. Eğer şu an açık olan başka parça ve montaj dosyaları olsaydı bu dosyaların isimlerini bu pencerede görüntüleyebilecektik. Yüz ata tıklayarak çağırmak istediğim parçayı seçiyorum. Ardından herhangi bir yere tıklamıyorum. Dilersem herhangi bir yere tıklayarak o konumda kalmasını sağlayabiliyorum. Ancak ben buradaki pencereyi onaylayarak çağırmış olduğum parçanın orijini ile montaj dosyamın orijinini çakıştırmış oluyorum. Yeni bir parça eklemek için bileşen ekleyi seçiyorum. Bileşen ekle komutuna girdiğimizde az önceki pencerenin aynısını görüyoruz. Yeni dosyayı seçmek için tekrar göz atı seçiyorum. Buradan ilk parçayı çağırıyorum. Ve bu kez herhangi bir yere tıklayarak bırakıyorum. Çünkü yeni çağıracağım parçanın orijinal konumu benim için önemli değil. Ben bu parçayı ilk çağırdığım parçanın üzerinde herhangi bir konuma nereye yerleşmesi gerekiyorsa oraya yerleştireceğim. Çağırdığım bu ikinci parçanın üzerine tıklayıp hareket ettirmek istediğimde sürüklenebilir olduğunu görüyorum. Unsur ağacına baktığımızda ise dosya isminin başında eksi ifadesi görüyoruz. Bu da parçanın herhangi bir doğrultu etrafında dönebileceği ya da o doğrultunun üzerinde hareket edebileceği anlamına geliyor. Yeni parçalar eklemek istiyorum. Yeni parçalar ekleme işlemi için dilediğim kadar bileşen ekle komutuna girebilirim. Ya da daha pratik çalışmak için bu dosyaların bulunduğu klasör açarım. Ve çağırmadığım diğer parçaları sürükleyerek SOLIDWORKS ekranına bırakırım. Parçalarımın hepsini çağırıyorum. Ve bu pencereyi artık aşağıya indirebilirim. Dosyamın tamamının parçalarını çağırdım. Şimdi bu parçaları ilgili yerlere yerleştirmem gerekiyor. Bu işlem için montaj ilişkisi komutuna giriyoruz. Ve seçimler yapıyoruz. İlk olarak yapmak istediğim işlem. Buradaki parçayı bu parçanın üzerine yerleştirmek istiyorum. Dolayısıyla buradaki yüz ile buradaki yüzü seçerek aynı hizaya gelmesini istiyorum. Bunun için constant çakışıklık ifadesi veriyor. Onaylıyorum. Ve devam ediyorum. Üzerinin düzgünce yerleşebilmesi için bu iki yüzü de seçiyorum. Yine çakışıklık ifadesi geldi. Onaylıyorum. Ve daha sonra bu yan yüzleri seçerek aynı hizaya getiriyorum. Böylece ilk parçayı yerleştirmiş oldum. Komutu onaylayarak inceleme yapabilirim ya da buraya kadar ilişkilendirme yapabilirim ya da üzerine yeni parçaları direkt adapte edebilirim. Bunun için devam ediyorum. Bu parçanın silindirik yüzü ile buradaki parçanın silindirik yüzünü seçiyorum. İkisi arasında eş merkezlilik ilişkisi kuruyor. Bu benim istediğim özellik. Onaylıyorum. Ardından bu parçanın şu kenarını seçiyorum. Bu kenar ile buradaki yüzün aynı hizada olmasını istiyorum. Seçtiğimde yine çakışıklık ifadesi kendinden seçilmiş oluyor. Ve ben onaylıyorum. Devam edeyim. Buradaki parçayı buradaki yüze yerleştirmek istiyorum. Yine çakışıklık ifadesi geldi. Onaylıyorum. Ardından şu delikle bu deliği seçiyorum. Eş merkezi tanımlıyorum. Ve bu parçanın şöyle gösterelim. Komutu onaylayarak çıkıyorum. Bu parçanın burada dönmesini engelleyebilmek için ya yine iki delik seçmeliyim ya da komuta tekrar giriyorum. Şu seçimi iptal edelim. Bu yüzle örneğin şuradaki dairesel kenarın eş merkezi olmasını sağlıyorum. Böylece yerinde düzgünce yerleşmiş oldu. Şimdi diğer parçalarımızı takalım. Ama ilk önce buradaki sarı parçayı bir tane daha olacak şekilde çağırmam lazım. Çünkü hem ön hem de arka tarafı bu parça eklenecek. Montaj ilişkisi komutunu onaylayarak kapatıyorum.
Unsur ağacına baktığımızda çağırdığımız bu parçaların en altında MIT diye bir klasör görüyoruz. Yaptığımız bütün işlemcemeler burada yer aldı. Verdiğimiz ilk çakışıklık ifadesi, ikinci çakışıklık ifadesi, üçüncü çakışıklık ifadesi, eş merkezlilik, yine çakışıklık ve eş merkezlilikler. Dilersek düzenleme yapmak istediğimizi buradaki öğelerden herhangi birinin üzerine tıklayarak unsur düzenle deme şansına sahibiz. Tekrar buradaki pencereyi açarak gerekli düzenlemeler yapılabilir. Buradaki sarı parçayı çoğaltmamız gerekiyordu. Sarı parçayı çoğaltmak için bileşen ekli diyebilirim ya da tekrar açık olan klasörüm içinden sürükleyerek bırakabilirim. Bunların yanı sıra yapacağım işlem bir kopyalama gibi olacaktır. Bu nedenle parmağım klavyedeki kontrol tuşundayken bu parçayı sürükleyip bırakarak kopyalama yapabilirim. Parçamı kopyaladım. Bunu da yerine yerleştireceğim ama diğer parçaları da yerleştirmek istiyorum. Baktığımızda buradaki bütün parçaların iç içe eş merkezi yerleşeceğini görüyoruz. Montaj ilişkisi komutuna giriyorum. Her birini tek tek vermek yerine çoklu bir montaj ilişkisi kurmak istediğimi belirtiyorum. Yapacağım ilişkilendirme eş merkezlilik olacaktı. Eş merkezliği işaretledim. Ve burada şöyle bir seçim yapıyorum. Buradaki dairesel yüzle bu silindirik yüz, buradaki silindirik yüz ve bu parçanın silindirik yüzü eş merkez olarak yerleşsin. Böylece tek bir seçim penceresinde hepsini iç içe yerleştirmiş oldum. Devam ediyorum. Buradaki parçayı buraya yaklaştırmalıyım. Bu yüzü ve buradaki yüzü seçiyorum. Çakışık olmalarını istiyorum. Bu doğru ama yön hatası oldu. Yönü düzenlemek için buradaki tersine çevir ifadesine tıklıyorum. Gelen pencereyi onaylıyorum. Komutu da onaylıyorum. Diğer seçimleri düzeltelim. Bunun için delikleri aynı hizaya getirmek kullanılabilir. Ya da şöyle söyleyebilirim. Buradaki düz yüzle parçamı çeviriyorum. Buradaki düz yüz ya da bu parçanın düz yüzü fark etmeyecektir. Evet, çakışık olamazlar ama paralel olabilirler ve ben paralel olmalarını istiyorum. Paralelliği seçtim. Parça alt tarafta kaldı. Deliklerin düzgün oturduğunu görüyoruz. Buradaki unsurun yukarıda kalabilmesi için yine yön değiştirmeyi seçiyorum. Böylece istediğim şekilde konumlandırmış oldum. Ardından buradaki mili yerleştirelim. Bunun için bu yüzle buradaki kenarı seçebilirim. Ya da yüzle yine bu yüzü seçebilirim. Çakışık olsunlar istiyoruz. Onaylıyoruz. Komutu onaylayarak kapatıyorum. Parçamı oldukça düzenledim ama iç kısımda kalan bir parçamız daha vardı. Bunun için bir kesit görünüş alalım. Kesit görünüşü right plane'e paralel olarak alıyorum ve onaylıyorum. Buradaki parçayı tam ortalayacak şekilde yerleştirmek istiyorum. Bunun için tekrar montaj ilişkisi vermek üzere komuta giriyorum. Yaptığım bütün işlemler standart montaj ilişkileriydi. Şimdiye kadar yaptıklarım arası söylüyorum. Şimdi gelişmiş montaj ilişkilerine giriyorum ve buradan genişlik özelliğini seçiyorum. Genişlik özelliğini seçtiğimizde iki pencere karşımıza çıkıyor. İlk olarak burada şu iki yüzü seçiyorum. Bu aralığın içine diğer pencere aktif hale getiriyorum. Bu iki yüzün tam ortalanarak yerleşmesini istediğimi belirtiyorum. Buradaki seçimlerin sırası önemli değildir. İlk seçim yaptığım pencerede bu parça üzerinden de seçim yapabilirdim. Önemli olan her pencerede tek bir parça üzerinden genişliği bildirecek şekilde seçim yapmaktır. Ve bu komutu onaylıyorum. Tekrar onaylayarak kesit görünüşten çıkıyorum. Böylece bu parçamızın montajını tamamlamış olduk.